Efendim hoş geldiniz. Ne var ne yoklar karşınızdayız. Koray Kamacı araştırmacı yazar bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Türker Hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Yine eliniz kolunuz dolu geldiniz. Evet. Önemli açıklamalarla geldiniz. Arkadaşlar da KC'yi versinler hemen. Ayağa kalkalım. Tabii. Arkamızda çünkü e, ee, çarpıcı daha iyi olacak. konular olacak. Bartolomeu'yu görüyorum hocam. Evet ya şimdi Bartolomeu Efendi bu aralar iyice açtı. Artık böyle hani Bahreyn'deki toplantılar, onun öncesinde yapılan toplantılar... Bazı İstanbul'daki büyük otellerde yapılan toplantılar ki ben biliyorsun Vatikan'ı yakından takip ediyorum. Evet. Vatikan'ın özellikle son dönemde Papa 1. Fransız ise Bartolomeus'un yakınlaşması özellikle Katolik Ortodoks yakınlaşmasına doğurduğu için benim de direkt radarıma girdiği için ben de Fener Rum Patrikhanesini çok yakından takip ediyorum ve Bartolomeus'un faaliyetlerini özellikle takip ediyorum. Şimdi bakın yeni daha geçen günlerde Estonya'ya gitti Bartolomeus. Orada bir ziyarette bulundu. Hı hı. Çok enteresan. Ziyarette tabi açıklama yapılıyor. Şimdi açıklamada çok ters olan bir şey var Türker Hocam. Bakın tabiatıyla zaten Estonya Başbakanı'nın arkasında Estonya bayrağı var. Eyvallah. Buna zaten bir şey demiyoruz. Ama ama Bartolomeus'un arkasındaki bayrağı ne demeli? Ne bayrağı i̇şte, Bakın bu Fener Rum Patrikhanesi'nin bayrağı. Şimdi Lozan Anlaşması diye bir anlaşma varsa ya buradan da yetkililere seslenelim ya. Lozan sakız oldu kardeşim. Yani biraz anlatacağız. Lozan anlaşması diye bir anlaşma varsa Lozan'ın 41, 42, 43. maddelerinde kiliselerle alakalı özellikle Fener Rum Patrikhanesi ile alakalı maddeler çok açık bir şekilde orada varken Bartelemos İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliği ve Fatih Kaymakamlığına bağlı özellikle Fener Rum Patrikhanesi ve Bartelemos bağlıyken nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti bayrağını koyması gerekirken sanki Vatikan benzeri özel bir yapı oluşturmuş gibi aynı işte Papa'nın nasıl Vatikan bayrağını koyuyor özel Roma'da bu da kendisi özel bir yapı kurmuş gibi kendi bayrağını koyuyor. Açıkça ve net bir şekilde Patrick Bartolomeo suç işliyor. Zaten kendine sürekli ekümenik sıfatını her yerde söylettiren her yerde gittiği toplantılarda ekümenik sıfatını ön plana çıkartan Bartolomeo'sa sormak lazım. Sen Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ve uluslararası bir anlaşma olan Lozan Anlaşması'nı nasıl çiğnersin? Evet. Eh. Şimdi bunu söylememiz lazım. Bu çok net. Ya böyle bir şey olur mu? Bu kaç oldu? Şimdi bu Bartolomeus'un yaptığı yeni bir şey değil. Öncesinde de vardı. Bak Sümele Manastırı'ndaki ayin aslında izin verilmemeliydi. Ama bir şekilde verildi. Sevgili buradan selam olsun Cihat Yaycıpaşa. Paşa. Sürekli görüşüyoruz. Cihat Yaycı Paşa müthiş bir mücadele veriyor bu konuda. Onun verdiği mücadelenin çeyreğini vermeyenler utanmadan Cihat Yaycı Paşa'yı da eleştirmeye kalkıyor. Şu an o da suç duyurusunda bulundu bu arada. Bartolomos'un artık faaliyetleri ayuka daha da fazla çıktı. Kim suç, suç duyurusunda bulundu? Türktex ve Cihat Yacı Paşa suç duyurusunda bulundu. Ha öyle mi? Ve çok da haklı bir suç duyurusu. Onu söyleyelim ben Patrikhane. Ya Türker Hocam bir değil iki değil. Şimdi bir proje var ortada. Bakın yıllar öncesinde benim Vatikan kitabımda yazdığım İstanbul Sur içinde hani eski Bizans diyor ya şimdi onlar Yunan. Bizans'ta Güya Megola İda çerçevesinde büyük Yunan idari çerçevesinde Patrikhane'yi Vatikan benzeri özel bir yapı yapmaya çalışıyorlar. Bir kere biz buna karşı çıkıyoruz ve uzun zamandır da karşı çıktık. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Patrikhane'ye bir özerk yapı kazandırmaya çalışıyor. Kimler? Başta Amerika Birleşik İlletleri bu projeyi çok destekliyor. Özellikle Rus metropolitliğine karşı destekliyorlar. Burada bir kiliseler çatışması da var Ortodokslar'ın içinde. Hı hı. Ve Vatikan bu projeyi inanılmaz derecede destekliyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bakın bu bir değil iki değil. Şimdi geçelim ikinci fotoğrafımıza. İki gelsin. Bahreyn'de yapılan toplantıda da yine Bartolomeos bakın ne kullanıyor? New Roma. Yeni Roma diyor. Hangi yeni Roma? Çok enteresan. Konstantinopol, İstanbul... Ekümenik Patrik. Ya ekümenik değilsin sen. Lozan'a göre Patrik Bartolomeos suç işlemektedir. Bu konuda kesinlikle buna müsaade edilmemelidir. Buradan da. Neden Konstantinopoli ve Yeni Roma yazıyor? İstanbul yazmıyor. Şimdi çok enteresan. Google'a da yazıyorsunuz. Fener Rum Patrikhanesi'nde. New Roma geçiyor. Yani Yeni Roma'nın güya ekümenik patriği Patrik Bartolomeos. İşte ben de bunu diyorum. İstanbul yeniden bir el mi değiştirdi? Yeni Roma derken neyi kastediyor? Bunu da düşünmemiz lazım. Bu... Bakın Amerika bu projeyi çok destekliyor. Amerikan başkanları sürekli değişmeyen politikasıdır Patrick Niye diyeceksin? Hatırlar mısın? Mike Pompeo. Eski Trump dönemi Dışişleri Bakanı. Eski CIA Başkanı. Seçimlerden önce yani Biden gelmeden önceki seçimden önce İstanbul'a geldi apar topar. Patrick gizli bir görüşme yaptı. Bakın gizli diyorum çünkü basın sokulmadı. Herkes anlam veremedi. Ya Amerikan Dışişleri Bakanı ne alaka İstanbul'a geliyor? Patrick'le görüşüyor Patrick ve çekip gidiyor. Ne Dışişleri Bakanlığı'ndan hani senin hep söylediğin var ya mütekabiliyet esası. Evet. Hiçbir şekilde temasa geçmiyor. Kabul edilebilir bir durum değil. Bu bir plan. Bu planın şu anda zirveye çıkmış hali de o Estonya'daki ziyarette ortaya çıktı. O Fener Rum Patrikhanesi'nin bayrağını oraya koyması Bartalem olsun büyük bir suç işlemektedir. Lozan'ı da hiçe saymaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu bir kere ortaya koyalım. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ya... Lozan diye bir anlaşmamız var. Eyvallah Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması. Çok önemli Tatlısı. Lozan anlaşması. Kesinlikle buradayım fikiriz. Hatta 29 Ekim 2023'te 100. yılını kutlayacağız inşallah. Bak altını çiziyorum. Önemli bir anlaşma ama ya bu Lozan anlaşmasına bir tek Türkiye Cumhuriyeti uyuyor. Kardeşim Lozan anlaşmasına göre Doğu Ege adaları o Ege sınırı kaç mil biliyor musun hocam? Türker hocam 3 mil. Lozan'a göre 3 mil olan <laughs> oradaki kıta sahanlığı bir şekilde Yunanistan tarafından altı mile çıkarılmış. Hukuksuz bir şekilde şu an Yunanistan 6 mili devam ettiriyor. 12 mil istiyor. Yetmezmiş hatta. gibi 12 mil istiyor. Onu da açıkladılar. Şimdi birazdan geleceğim. Onu da açıkladılar şu an. O daha yuka çıkmaya başladı. 12 mil söylemleri yeniden ayuka çıktı. Daha yeni Miço Takis'te Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Türkiye şeyde biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bir görüşme yaptı Miço Takis'te. Takis ısrarla diyor bizim kırmızı çizgilerimiz ortada. Kırmızı çizgilerimiz dediğine biliyor musun Miçotakis? Takis? 12 mil. 12 milisusunu bir an önce özellikle önce Girit'in güneyinden başlatarak hep söylüyoruz bunu yıllardır söyledik. Bu şekilde yapıp sonra Doğu Ege Adaları'nda hani Türkiye'nin bir aldığı karar vardı 90'lı yıllarda casus belli kararı meclisin. Evet. Onu da hiçe sayarak bunu yapmaya çalışıyor. E Lozan Anlaşması'na göre aykırı davranıyor. Yine Lozan Anlaşması diye bir anlaşma var. Ve bu anlaşmaya göre hem Doğu Ege Adaları bak altını çiziyorum 12 adalar Paris Anlaşması'na göre. Ama Doğu Ege Adaları ve diğer Kıyı Ege Adaları'nda Lozan Anlaşması'na göre buralar gayri askeri statüdeki yerler. Gayri askeri statüdeki yerde nasıl oluyor da Yunanistan hem asker yerleştiriyor hem üsler kuruyor Tugaylar kuruyor mesela Limna adası örnek Yunanistan'ın anajet üssü var Limna adasında bunlar Sema direk engebeli direkt. diye tamam. oraya da Amerika 2021 yılında 2021'de helikopter pisti yaptı hmm. ben Gökçe ya gittim Sema direk net görülüyor helikopter pisti Amerika oraya yapıyor. Biz demiyoruz ki Amerika sana ne oluyor ya? Sen bu helikopter diyoruz diyoruz ne da. Ee, işte orada Amerika, çıkıyor. Fransa, Yunanistan tabii sadece başka Yunanistan Tabii. Ya bak şunu da söyleyelim. Biz bunu artık söylemekten bıktık. Cihat Yaycı da çok söylüyor. Karşımızda küçümsemeyin. Bak sizin şimdi videoda da yorumlara yazıyorlar. Karşımızda Yunanistan yok. 10 milyonluk Yunanistan yok zaten. Olsa tabii. zaten Yunanistan buna cesaret edemez. Söyleyene değil, söyletene bakın. Arkada bir cephe var. Arkada Amerika Birleşik Milletleri var. Arkada Fransa var ki Fransa çok istiyor bu arada bu savaşı. Sürekli destroyerler burada gönderiyor gemilerini. Arkada Almanya var. Arkada İsrail var. Müthiş derecede silah her on yardımı yapıyor. İnsan sava aracı. Yunanistan bu konuda eksik olduğu için geliştirmeye çalışıyorlar. E bize verilmeyen, çok enteresan Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Bize verilmeyen F-16'lar ne hikmetse bize İsveç şartı koyanlar Yunanistan'a hiçbir şart koymadan peyderpe Yunanistan'a 2-2-3-3 Viper modernizasyonundaki son teknolojideki F-16'ları veriyor. E nasıl olacak bu? 30'dan fazla şu an F-16 Viper modernizasyonu Yunanistan'da. Hatta bununla alakalı ilerleyen şimdi şeyde bir şeyimiz gelecek. Yeni görselimiz bir var. Görselimiz var. Yani bunlara karşı çıkıyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Geçelim. Peki sonraki geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı daha yeni sıcak bir olay bakın. 19 Eylül daha yeni. Biliyorsun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çok önemli bir konuşma yaptı. Yine dünya beşten büyük sıraladı. Bak bunlar çok güzel. Bak bu konuşmalar çok güzel. En güzeli de ne biliyor musun? Yıllardır bizim de verdiğimiz mücadele içinde Sayın Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıttırma mücadelesi. Bak bu mücadeleye muhalefetmiş bilmem neymiş kim olursa olsun. Herkesin bir vazife olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs davasını bu şekilde savunması lazım. Savunmalara destek olması lazım. Karabağ'da Sayın Cumhurbaşkanı Karabağ Ona Türk'tür gelecek. dedi. Birleşmiş Azerbaycan'da geleceğim mi? E, zaten de. zaten de. hep söylüyoruz. Evet. Karabağ çok çok Azerbaycan'dır. Önemli. Net. Ya Bunları burada haykırmak çok önemli. E, tabii uluslararası alan. Ama bak şimdi ne oldu? Ha, Yunanlar çıldırmış. Tabii. Yunanistan hemen yine pentapostakma. birinde de çıktı bu. Hemen ana manşet yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu söylediğini efendim şok olduk dedi. Nasıl böyle bir şey olur? Bak ne diyor? Kıbrıs'taki sahte devlet. Sahte devlet dediği kim? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Çünkü onlar iki devletli çözümü kabul etmiyor. Israrla tek devlet federasyon bünyesinde güya Güney Kıbrıs e, ekseninde bir Kıbrıs devleti kurmaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs'ı yok sayarak. Kesinlikle buna karşı çıkıyoruz. Biz çözümsüz değiliz. Çözümsüz bir devlet de değiliz. İki devletli çözümü savunuyoruz kardeşim. Bir tarafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir tarafta Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Ama onlar kabul etmiyor ısrarla. Bak şimdi bu Cumhurbaşkanı'nın konuşması birilerine dert olmuş. Kime dert olmuş geçelim. Geçelim. Ha, Avrupa hemen bak sıcak. Hocam okur musun? 20 Eylül. O da yeni çok orada. sıcak. Hemen ya ertesi günü. Avrupa ayağa kalktı. Ursula von der vesaire Cumhurbaşkanı bu açıklamayı yaptı ya. Kıbrıs meselesiyle ilgili yeni müzakerelerin başlatılması yönündeki kararlar alınsın diye. Eski Cumhurbaşkanı varmış. oraya gitmeden önce de Avrupa Birliği defteri evet. kapanabilir dedi. O da ayrı bir Bunları hepsi birleştirirsek Avrupa Birliği tam çıldırıyor şu an. Bir şey daha söyledi. Rusya'ya çok güveniyoruz dedi. Onu da söylüyorum. Yani Batı'ya ne kadar güveniyorsan bu seyrede güveniyorum. Çok güzel. Bu da çok önemli bir açıklama. Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin gidişatıyla bağlantısının önemi ve F-16'ların rolü. Bak bir kez daha ahlaksızca, fütursuzca her konuda F-16'yı şart, koşma, şart koşan Amerika, Avrupa yine F-16'yı koşuyor. Ne diyor? Siz diyor Kıbrıs'ta diyor e, bu müzakereleri kabul edin, bizim müzakerelere katılın diyor. İşte F-16 şartı da olur diyor. Bak F-16'yı da oraya koyuyor. Bu da çok büyük ee, gerçekten ahlaksızlık olarak görüyorum. Artık bunu şart koşmak Türkiye'de alternatifsiz olmadığını eminim e, gösterecektir. Su-35'ler orada bizi bekliyor. Su-57'ler bizi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsun geçmiş dönemde gidip orada incelemişti. Geçelim Tabii Yunanistan'ın dış işleri Dendias'ı aratacak bize. Durum onu gösteriyor. Yunanistan'ın biliyorsun Dendias'tan sonraki yeni kabinede evet. oluşturulan kabinedeki dışişleri bakanı Gera Petridis o da açıklama yaptı. Kıbrıs konusunda Net bir tavır ortaya koyuyoruz dedi. İki devletli çözüm planları söz konusu olamaz. Yani tek devlet, federasyonun olduğu bir tek devlet kurma projesi var ki Kıbrıs'ta. Uzun zamandır bunu yapmaya başladılar. Özellikle Amerika şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ambargosunu kaldırmıştı ya. Diğer hususlarla birlikte Güney Kıbrıs'ı sürekli tatbikatlar alıyor. Güney Kıbrıs tatbikatlarda hatta geçenlerde yeni bitti işte birkaç gün oldu. Enomiye tatbikatı yapıldı. Doğu Akdeniz'de belki takip etmişsindir. O tatbikatta da Fransa, İtalya, e, Almanya... Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi tatbikatı alanında Türkiye uyarmıştı burada. Hani Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci olarak Türk devletlerini alınca hop oturup hop kalkıyorlar ya. Ama çekirdek kadar ülke Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almaktan çekinmiyorlar. Tatbikatı almaktan çekinmiyorlar. Buna da karşı geliyoruz. Net bir şekilde tavrımız ortada. Geçelim. Peki sonraki geliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti çok enteresan. Kıbrıs'ın tanıttırılmasının altında başka bir plan da var. Bak bunu Sevgili Türker Akıncı ne var ne yok da açık net bir şekilde açıklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıttırma planının altında yatan detayı şimdi söylüyorum. Çok önemli. Nedir bu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıttırılarak özellikle Suriye ile ilişkiler çerçevesinde Suriye ile üst düzey temas edilerek yakın zamanda Sayın Beşer Esat'la Sayın Cumhurbaşkanı görüşme yapacak. Bu görüşme çerçevesinde Hemen sonrasında Suriye herkes şok olacak. İlginç bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanıyacak. Tanıdıktan sonra Libya ile yapılan deniz yetki anlaşmasının benzeri Suriye Kıbrıs arasında yapılacak. Garantör ülkeler de Rusya ve Türkiye Cumhuriyeti olacak. Bak çok önemli. Böyle bir iddiada bulunuyorsun. Çok çok önemli. Yani bu harita nerede yayınlandı hocam bu? Şimdi bu haritayı ben aldım. Ee, bu Biliyor haritanın musun? yani bura, Tabii. Özellikle Doğu Akdeniz'in Mavi Vatan sınırlaması. Mavi Vatan'ın Türk Gölü evet. haline Mavi... gelmesi için görüyorsunuz tamamen Mavi Vatan. Bunun aslında bir tane daha vardı. Sevilya haritasını aldıkları. Evet. Türkiye'yi denize girmeyecek halde koyan bir harita. Sevilya haritası. Biz kesinlikle her zaman söylediğimiz bir şey Türk milliyetçileri olarak Sevilya haritasını reddediyoruz. Şimdi demin yakın çekim aldık. Ama Esat şu anda çok e, e, yaklaşmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani biz gereken her şeyi söyledik ee, ama şu anda bir adım yok. Şöyle söyleyeyim. O zaman biz adım atmayacağız. İran geçen bir açıklama yaptı. Bizim Tahran zirvesi dedi. Yani Astana zirvesi Tahran'da olmuştu ya. Evet. O zirvede bir karar alındı. O kararı şimdi işletme zamanı dedi. İran bunu resmi olarak açıkladı. Rusya da destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da destekliyor. Neydi o? Suriye ile o ikili görüşmelerin bir an önce yapılıp e, Suriye'nin toprak bütünlüğü korunup buradaki operasyonla terör örgütleri işte PYD, YPG, PKK tamamen sökülüp atılacak. Amerika Fırat'ın doğusundan çıkarılacak. Şimdi bu aslan alınan karar. Bu karar şimdi işletilmeye başlanacak. Esad da aslında buna meyilli ama e, iki tarafta bir görüşme trafiğinde bir sıkıntı oldu. 6 Şubat 50 madisesi olmasaydı aslında bunlar başlayacaktı operasyonlar. Ama biraz sekteye uğradı. Bu arada 19 yıl sonra ilk defa Esad Çin'e gidiyor. İlk defa 19 yıl sonra ilk defa Olimpiyatlara katılacak. Orada da Çin'e gitmesi, Xi Jinping'le görüşmesi başka detayları çıkaracak. Xi Çin'den yapılan açıklama neydi biliyor musun? Biz dedi, orta koridor ve kalkınma yolu projesinde Suriye'yi de görmek istiyoruz. Yani nedir bu? Şimdi orta koridor böyle Türkiye'den geçiyor ya. Şimdi birazdan koridor savaşlarına da geleceğim. Aşağıdan kalkınma yolu var. Irak'tan geçen. O Suriye'yi de kapsasın diyor. Suriye'yi de kalkınma yoluna alalım diye bir Hı -hı. görüşme olabilir. Bunlar yani, çok güzel görüşmeler. Koray Kamacan iddiası şu Suriye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Tanıyacak ve Suriye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir deniz yetki anlaşması yapılacak. Burada Lübnan taca çıkıyor. İsrail taca çıkıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'ın planları taca çıkıyor. Çok net. Şimdi biz zaten Libya ile buradan yaptık ya bir tane deniz yetki anlaşması. Ne diyoruz ona? Türk kapısı. Şimdi kamera demin çok güzel almıştı. Şurayı alırsa net bir şekilde daha iyi evet. bahsedeceğim yakın olarak. Şimdi Suriye Laskiye Limanı'ndan Suriye'nin Laskiye Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs'a Bak Kuzey Kıbrıs, bu arada bak bu Yunan, Yunan'da çıktığı için yabancı medyada Kıbrıs'ı bir bütün olarak almış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden bir e, deniz yetki anlaşması yapılacak ve bu e, batıda Libya ile bu kazancı alırken deniz yetki anlaşmasını hemen Doğu Akdeniz'de de çok büyük bir kazanım olarak bu Türkiye'nin e, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hatta Suriye'nin de faydasına olacak bir anlaşma olacak. Bunu da burada açıklayalım. Açıklamış söyleyelim. olalım. Peki evet. sonraki gelsin sonraki efendim. Sonraki gelsin. E, bunu acaba bir sonraki videoya mı bıraksak? İkinci videoya mı bıraksak? Çünkü çok başka bir video bir, başka, evet. başka bir konuya geçiyoruz çünkü. Tamam. Bu ilk videoyu burada noktalandıralım. Noktalandıralım. Tamam. Abone olmayı unutmayın efendim. Yorumlarınızı merak ediyoruz. Suriye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması konusu önemli. Çok çok önemli. E, Yunanistan'ın çıldırdığı çok önemli. Evet. O yüzden videoyu like etmeyi unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.